Dur. Ver tutayım. Bırak. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa giderek şikayette bulunmuştu. Bugün içinse Ahmet Kural savcılıkta ifade vermek üzere geçtiğimiz dakikalarda gitti ve ifadesini verdi. Bu dakikaları itibariyle de basın mensuplarının kendisine yoğun ilgisi var. Adliyeden ayrılıyor, bir açıklama yapması bekleniyor. Oysa şimdilik suskun duruyor ama belki ilerleyen saniyelerde bir açıklama gelebilir sevgili izleyiciler. Şu anda avukatı bir açıklama yapıyor. Avukatını dinliyoruz. Müvekkilimin henüz ifade vermediğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirtmiştim. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Evet. Biz şu anda Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. İfadesinden de bu açık bir şekilde anlaşılacaktır. Şunu özellikle söylemek istiyorum herkese. Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Bunun aksini davranan insanlarla ilgili, şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Özellikle Sıla Hanım'ın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda, her türlü kişi, kurum hakkında yasal sürece yarından itibaren derhal başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, siz peki? Arkadaşlar merhaba. Konuyla müsaade eder misiniz? Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu, anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Teşekkürler. Bu gece neler yaşandı? Açar mısın? Ahmet Bey, neler söyleyeceksiniz bu fotoğraflar hakkında?